Nereye geldik? Los Cennetos. Los Cennetos'a geldik sevgili dostlar. İşte efendim bizim denizimiz çok daha... Tabii bizimki deniz. Burası okyanus. Çok ayrı tat bunlar. Yani bizdeki o mavi, berrak, bilmem kaç metre gördüğün suyu Akdeniz'deki, Ege'deki, Ege'de kalmadı da Akdeniz'deki suyu burada göremezsin. Burası okyanus. Burası dev gibi. Dev. Yani böyle git binlerce mil git batıya, Japonya'ya gelirsin, Asya'ya ulaşırsın. Zavallı Kristof Kolom buraya Hindistan zannetmiş. 1502'de oralara geldiği zaman Hindistan'a geldik. Halbuki bilmiyor ki burada bir deniz daha var. Atlantik'ten gelmiş 4 gemiyle. Burasının keşfi daha sonra, 1502'de 4. seferinde buraya inmiş. Denizden değil tabii, karadan gelmiş. Denizde Atlantik tarafına gelmiş, Karayiplere. Oradan karadan geçmiş ve burada hiç bilmediğim okyanusu da düşünsenize nasıl bir his. Bilmediği bambaşka denize giriyor abi. Bilmiyor daha ne kadar gideceğini. Yani mil yok, bir şey yok, harita yok. Nasıl bir his, nasıl bir şey? Nasıl insanlar bunlar? Hey yavrum, hey. İnsanda böyle tuhaf bir his oluyor. Önünde milyarlarca metreküp su var. Tuzlu ve ılık bir su. En sakin hali. Devamlı durmayan dalgalar. Bunlar durmaz. Yani Akdeniz gibi değil. Deniz değil. Okyanus. Efendim bizim deniz daha güzel. Tabii daha güzel. Bu başka bir iş. Değişmem. Tabii değişmezsin. Ben de değişmem. Yazıyorlar bana. Çok dikkatli olmak lazım buraya gelince çocuklar, arkadaşlar. Çünkü bu dalgalar, bunlar ufaklar. Büyüklerin üzerinde, altında kalırsanız, böyle ben başıma geldi oradan biliyorum. Suyun dibine itiyor sizi ve şeyiniz kayboluyor. Yani aşağısı yukarısı neresi sağ sol sobe oluyor ve sizi alıp götürüyor dalga. İyi bir yüzücü değilseniz burada boğulma tehlikeniz var. Onun için buraya girerken süper dikkatli olmanız lazım. Ben hayatımda Kanarya Dağları'nda bir sörf yapma merakına kapılıyordum ve ölümden döndüm. Kayalara bir girdim sörfle, bayılıyordum. Bütün burası, buradan buraya kadar yüzüldü kayalarda. En son böyle bayılırken su altında biri saçımdan tuttu. Fransızlar vardı, sörfçiler. Onlar çektiler, çıkardılar. Yok, Fransızlar olmasaydı ben bugün hayatımda değildim. Sörf yapma merakından. Yapamazsın. Sen Türksün. Sörf neymiş? Sen ne anlarsın sörften? Hem de Kayserilisin. Sörf yapacakmış. Of!